Kenan Doğulu barıştı mı? Siz karar verin. Yani bizim kafamız çok karıştı. Bir düğün sevgili Feyruh Taşdemir değil mi? Doğru söylüyorum. Evet. Benim de çok sevdiğim arkadaşım. Ben de düğündeydim. Ama ben o çiçeği görmedim. Tabii magazinciler kaçırmamış onu. 6 yıldır birlikte oldu. Eftalya Kökbudak'la otelde evlendi. Çok da güzel bir düğün oldu. 6 O yıldır düğüne... beraber mi ya Feyruh? 6 yıldır evet Vay be. Eftalya'yla. Ve Beren Saat ve Kenan Doğulu ikilisinden bir çiçek geliyor. Yani bu şu demek mi? Biz beraber Birlikteyiz. hareket ediyoruz. Biz birlikteyiz. Çiçekle beraber, çiçeği de beraber yolladık. Zaten basının orada olacağını da biliyoruz falan. Yani bu çiçeğin çekilmemesi durumu olamaz. Olamaz Bu tabii. haber olacak, haber olacağını Olamaz bile tabii. bile. Evine de yollayabilirlerdi. Anladın mı? Yani Ece ama katılamadılar. Katılamadılar. Olsun. Eve yollardı. Telefona çağırdı. Yani bunun haber olacağını biliyorsun. Beraber çiçek yollamaktansa beraber bir fotoğraf koymaya ne dersiniz? Yani bu kadar sudoku çözermiş gibi sizin evliliğinizi çözmek insanları da gerçekten yoracaktır. Siz evli misiniz? Kağıtta evet. Yoksa sizin hiçbir çatırdamanız mı var? Hiç umurlarında değil. Biz Yani daha çok takıyoruz. bir fotoğraf her şeyi çözebilir ya. Yani tabii fotoğraf koyma tercihiniz de olabilir. Buna da saygı Ben dün duyuyorum. Beren'in bir fotoğrafını gördüm. Evet. Bir yere katılmış işte organizasyona. Evet. Çok neşeli, çok mutlu. Gözlerin içi gülüyordu Beren'in. Ama neden? Yani mutluluk olacak ne oluyor DJ şu anda Maga'dan ki? mı diyorsun? Kenan'la Yani evliliğini yoluna mı koydu diyorsun? Maga mı, Kenan mı? Yani bu ikili mi bir erkeğe ya da bir kadına yaşatmak da çok sinir bozucu. Ona bakarsan diğer haftanın başında biz Aslı İşler'in konserde olabileceği ihtimali konuşuyoruz. Bu ne demek yani? Böyle bir şey olabilir mi? Bunların hepsinin susturulması lazım. Beraber Yani çiçek çok güzel hareket. bir evlilik yaşıyorsun. Evliliğin Öyle de içinde böyle. Evet. erkeğin ismi geçiyor, kadının ismi geçiyor, kayınvalidenin ismi geçiyor. Kayınvalide. Diyorlar ki kayınvalide konsere gitti mi gitmedi mi? Gitmiş konsere ama mesela her zaman en önde izleyen kayınvalide yani Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Hanım bir bakıyoruz kulisten çıkıyor. Biz ne zaman Serpil Hanım'ı kuliste gördük? Neden kulise kaçıyor kadın acaba? Basından mı kaçıyor? Yine Beren Saat sorularından mı kaçıyor Ya bu hanımefendi? evliliğin ne kadar içinde Serpil Doğulu farkında mısın? Yani Kenan'la Beren'in arası bozuldu mu hemen adres olarak Serpil Doğulu'ya gidiyorlar. Ama Yanlış. neden? Çünkü Yanlış. şöyle hani nedenini söyleyeyim. Kenan babası öldükten sonra evin gerçekten Evet, reisi. lideri, reisi gibiydi ve gerçi annesine çok sahip çıkan bir evlat. Keşke bütün evlatlar böyle olsa Tamam, ama güzel. ve birlikte iç içe yaşıyorlar. Her şeyi birlikte iç içe yaşıyorlar. Yıllardır böyle. Ve eminim ki Beren'le işte tanıştırdığında bile onayı olmasa bir sıkıntı çıkardı yani. O Başından kadar beri onayı yok başının diyorlar. üstünde annesi. Bu çok güzel bir şey de. Yani evlilikteki çatırdamanın niye hep sorumlusu Serpil Hanım'mış gibi görülüyor, ben onu anlamıyorum. Çünkü bir arada çok görünmüyorlar. Sürekli dedikodular çıkıyor. Ama ben de onu sevmiyorum ha. Evlensem ben mesela kayınvalideyle sürekli mıcık mıcık olmak Ya istemem. inandırıcı değil ki zaten. Çok Ya gereksiz. inandırıcı değil. Niye Biz olur mu canım kızı gibi o? ne fotoğraflar görüp AVM tuvaletlerinde konuşurlarken enselendiklerini biliyoruz yani. Aa kim o? Aa, kayınvalidesiyle mıç 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 AVM tuvaletinde konuşurken nasıl olsa kimse yok diye. Ay yine bunların şimdi çocukları gelecek, Hemen aman söylüyorsun. hayatta söyle, asla Ünlü, ünlü. söyleyemem. Ünlü tabii Tabii canım. şey, ne peki? Oyuncu mu, şarkıcı mı? Ne olduğunu da bilmiyorum ki. Manken. Oyuncuydu işte bir ara, şimdi yapmıyor. Allah Allah. Evet. Neyse bana reklam arası söyle merak et. Peki tamam. Yani öyle gelinlerin çok mıç mıçlıklarına da inanmayın, onu söyleyeyim. Yani peki ne olur bu evlilik? Yani evlilik. Ya bu artık şöyle olmalı. Bu evlilik biter mi, başlar mı, kaldığı yerden devam mı eder bilemem ama bir cevap, bir mesaj, bir etkileşim. Edecekler ki şimdi kardeşim işte al etkileşim. Beraber çiçek yolladık. Daha ne yapalım? Yetmez. Bu daha büyük soru işareti. Basına malzeme. Peki Neriman Mısır'a katılacak mısın? İzleyicimiz diyor ki Beren ve Kenan insanlarla dalga geçiyorlar. Bence sürekli konuşulmak istiyorlar. Bu ne ya? Bıktık bunlardan gerçekten diyor Neriman Hanım. Peki siz ne Nasıl? diyorsunuz? Solmaz Yeni'ye mesajlarınızı lütfen iletir misiniz? Evet ama. Siz bu evliliğe inanıyor musunuz? Bu evlilikte çatırdama var mı? Barıştılar mı? Bir düğüne çiçek yollamak ve yani birlikte yollamak ne anlama geliyor? Ben yollar mıydım acaba? Benim adım başka bir erkekle anılsa, eşimin adı başka bir kadınla anılsa, hiçbir açıklama yapmadan düğünlere çiçek yollar Ya mıydım çiçek acaba? nereden çıkıyor? Evli kalır mıydım ya? Acaba Kenan, bak şöyle de bir senaryo kuruyorum kafamda şu an. Kenan bu evliliğin devamını isteyen taraf gibi gözüküyor ya. Sanki Kenan bir hata yapmış, Beren de bunun üzerine gidiyor.
Öyle konuştuk ya. Ama şimdi Türk örf Acaba? adetleri diye de bir şey var yani. Karın başka bir adamla anılıyor. Fotoğraftakiler benim diyor. Gülerek çiçek yolluyoruz falan. Yani. Kenan onları es geçip acaba çiçeği yollayıp Beren Saat'i bir mesaj mı iletiyor? Bunun haber olacağını Kenan Doğulu bilmeyecek, kim bilecek? Yani Beren'in bu çiçekten haberi yok ya, orada mı Heh, görüyor? olamaz mı? Emrivaki. Şöyle diyor, biz beraberiz ha. Sen benimsin. Ya benim ya kara Vay! toprağın Hiç Kenan'dan da aramızdaysın. beklemediğim bir şey yani, biraz Yani. Ferdi Tayfur desen tamam yani. Hayır, şimdi benim böyle senaryom uydu böyle. Hani kafamdakine uydu aslında. Ya bir Olabilir hata mi? yaptığı Kenan'ın kesin, ama hatayla karşılık vermek haklı kalmamayı gerektiriyor. Tabii Haklıyken ki. haksız duruma düşmeyi gerektiriyor. O yüzden her iki tarafın da bu evliliğe hatası var bence. Ama alan memnun, satan memnun. Gerçekten bir süre sonra ben konuşurken kendimi komik hissediyorum. Bize ne diyesim geliyor. Çünkü o kadar memnunlar ki hayatlarına. Çiçekler, böcekler, like'lar, kalpler. Ama yan yana görüntü yok. Başka bir sevgili iddiası var. Aslı Evet. işler, yasak aşkı var. Ben bu işin içinden çıkamadım. Tarihte gördüğüm en enteresan gelinlik, evlilik. Alper Melek Süver. Beren'le Kenan hiç ayrılmadı. Bence haber olsun diye susuyorlar. Umurunda değil onların. Ben bu ilişkide Kenan'ın özellikle bunu evliliğine yapacağını düşünmüyorum. Yani Kenan evliliğini bu kadar malzeme yapacak bir adam değil. Değil, ihtiyacı da Değil. yok. İkisi de Beren'in bir tık zaten ihtiyacı var, ama o da evliliğini bulaştırmaz. İkisi de popüler. Bence ikisinin de ihtiyacı olan şeyler değil. Yaptıkları yeni projelerle, yeni Hiç albümlerle her tutmayan zaman projesi gündemde var olacak Beren'in ama. isimler. Hiç. Seda diyor ki, Seda değerli herhalde 66. Bunlar sadece evlilikte dalga geçiyor. Sanırım birlikte olduklarını düşünmüyorum diyor. Allah Allah. Yani evlilik mertebesiyle alakalı ciddi bir soru işareti taşıyor ikisi de. Ama ha bak, bir de şöyle bir şey var. İzleyiciler de hatırlar. Sürekli yan yana gördük. Yani konsere girerken, çıkarken, gezmelerde, tozmalarda, kafelerde, yemeklerde yan yana hep görmeye Kulüplerde. alıştığımız muhteşem tatlı bir çiftti. Bir anda ne oldu? Ayrı ayrı Asla tatiller. göremiyoruz ya. Ya bir kere göremiyoruz sizi. Kimi kandırıyorsunuz? Kanmıyorlar. Kimse kanmıyor. Halk diyor ki kanmıyor. Kandırdım Nazlı Nazlı yari. yari. Sen önce Beren'e değil de insanlara bir inandır bakalım. Peki. Hangi haber? 6 numara mı? Çekerim hiç. Peki. Kenan Doğulu ile devam ediyoruz. Yıldızların oğlu mu, Ay. doğulu mu? Kenan Doğulu. Oo, tamam. Yılın son Harbiye konserinde Kenan Doğulu sahne alıyor. Beren Saat'te barıştıkları konuşulan Kenan Doğulu'yu annesi Serpil Doğulu bu kez neden yalnız bırakıyor? Ve Doğulu ailesiyle Beren Saat arasındaki büyük Restleşme. kriz. Evet, bir restleşme İzleyelim. var. Bakalım. Her konserde görürüz annesini gerçekten. Bu konser yok. Ve son konser değil mi? Yılın Harbiye'deki son Evet. konseri. Aslında önemli de bir final. Bence hep orada olmasını gördüğümüz, alıştığımız kişilerin şu anda olmaması tam anlamıyla bu soruların doğru soru olduğunu gösteriyor. Şimdi bu evlilikten hayır gelir mi, niye? Evlilik sırasında sanki DJ Maga ilişkisi olduğu için sanki bir aldatma olayı var. Hakeza Aslı İşler olayında Kenan da karısını aldatmış pozisyonuna düştüğü için aslında böyle çok elle tutulur bir evlilik gibi değil artık. Ya Üzücü. açıklama yapmadılar. Bak İşte orada evet. da bizim hep eski programdaki görüntüleri, söylemleri koyuyorlar ya. Açıklama şart. Açıklama gerçekten şart ya. Aldatma haberi var. Kenan duruşuyla, tarzıyla, tavrıyla ailemizin sanatçısı değil mi? Hepimiz çok seviyoruz Evet Kenan'ı işte gerçekten. Kenan'ı seviyoruz. Şimdi bu haberler yakışmıyor. Bir evlilik var işin içinde. Yani sevgili de değiller. Kenan çıkıp da ne diyorsunuz ya? Siz diyemedi. Beren'in bir açıklaması var ya, fotoğraftaki benim dedi. Benim diyor. Ama o fotoğrafa bakınca da ben dostluk da görebilirdim. Senin söylemlerine kadar. Senin de iddian diyor. Dedin ki onlar aşk yaşıyor. DJ Maga'nın çok yakın bir arkadaşından almıştım bu Evet. bilgiyi. Yani hatta ben Belçim'in konuşmasını yine hatırlatacağım. Belçim sanki onları tanıştıran kişi ve sanki hiçbir şeyden haberi olmayan kişi gibi biraz da sistemliydi. Özel hayatını Beren'e sorsanız da bana niye soruyorsunuz dedi. Yine vücut dili sanki onlara sitem ediyor gibiydi. O yüzden bu evlilikle alakalı rest çekilmiş olabilir. Şimdi bu evlilikle ilgili bundan 1-2 hafta evvel başka magazin programları barıştı diye haber Evet, yaptılar. ben hiç ona inanmadım ama. Evet biz sessiz sedasız kaldık bu durumda Evet, biliyorsun. evet. Çünkü bize gelen haberlerde o doğrultuda değildi. Ve gösteriyor ki gerçekten de doğru değil. Çünkü Beren Saat mesela en azından kulis Konsere gidip. tarafında izler. Doğru. Konserde önde oturmazdı bence yine oturmazdı Aha. ama kuliste bir Beren Saat görmeye alışmıştık Değil biz. mi? Hep bilirdik Tabii. ki Beren kulis. Şimdi ama Kenan için Orada da ne yok. kadar zor bir durum. Karısı yok, anne yok, hep bir alışık olduğu yüzler yok. Ailesine çok bağlı Evet, bir de biri çok Kenan. düşkün, annesine çok düşkün olduğunu biliyoruz. Çok. Karısını sevdiğini biliyoruz. Yani seviyor, tırnak içinde söyleyeyim, aldattıysa sevmesine inanmam da.
Bunun için Kenan'ın yaşadığı zor konser de var. Yani bunların hepsi totalde herkese zarar veriyor. Şey, Berk oradaydı. Berk suya batmaz. Ha, ne yapmış Berk? Nasıl Burcu gidiyormuş? Berk dizi Esmersoy'un da izlemiş mi? eski eşi. Berk konsere resmen neredeyse kulis tarafından, yani sahne tarafından Çok izledi. yakın. Çok yakın. Aha. Ve ben o görüntülerde bütün gece paylaşım yaptı konserde. Hep Beren'i Beni aradım. aradın değil Var mi? mı acaba? Çünkü Tam duracağı yerde. Berk sahne tarafındaysa yakın arkadaşı olarak, karısı da orada olmalı. Doğru. Karısı da yanında olmalı. Yoktu. O da gitmedi. Beren Saat de yoktu. Anne de yoktu. Yani Midyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan da oldu Kenan. Aslında Türkçesi bu ilişkinin. Evet, bakalım neler göreceğiz. İnşallah da barışırlar. Kim ister ki bir evliliğin bitmesini? Ama çıkan haberlere de böyle en azından avukatları aracılığıyla Kıvanç Tatlıtuğ ne yaptı? Açıklama yaptı. Haber çıktı magazin sitelerinde. Arkadaşlar dedi, hiçbir deliliniz yok, hiçbir şeyiniz yok. Benim evliliğime karışmayın dedi, değil mi? Ya bu şu da demek aslında. Savundu. Evliliğini de savunuyor. Yani bunlarda şu tavır var ya, bu şu da demek. Ya biz evliliğimize de çok önem vermiyoruz zaten. Hani yani Veya insanların ne burada düşündüğü umurumuzda değil umurumuzda değil. mi? Tamam, bu belki bir yere kadar geçerli bir özellik olabilir. İnsanların ne söylediğine önem vermeyebilirsin bir yere kadar. Ama yaptığın iş böyleyken ve sen birçok iddiaya maruz kalırken bana insanların dediklerinden diyemiyorsun. Çok istiyorsun ama diyemiyorsun. Diyemiyorsun. Evet. Gerçekten diyemiyorsun demek lazım. Evet, gerçekten Peki demek devam lazım. edecek miyiz bu Peki, konuya? devam edelim mi? Bakalım. 11 numarayla devam Kenan ediyoruz.